Ben Esad, Filistin'den geldim, 24 yaşındayım. Türkiye'ye geleli yaklaşık 5 ay oldu. Ve Ankara Üniversitesi'nde diş hekimliği fakültesinde okuyorum. Merhaba, ben İsra. 25 yaşındayım. Ankara Üniversitesi Diş Hekim Fakültesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Laman Azel, Filistinliyim. 19 yaşındayım. Ankara Üniversitesi'nde Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde lisans okuyorum. 1. sınıftayım. Filistin'den bahsetmek istiyorum size. Filistin aslında bilenler bilir. Filistin çok güzel, yeşillerle dolu bir ülke. Ama maalesef İsrail işgali altında olduğu için biz bile şehrimizden başka bir yere gidemiyoruz. Filistin'in başkenti Kudüs'tür. Resmi dili Arapça. Filistin'in en çok bilinen şehirleri Kudüs ilk olmak üzere, ondan sonrası Ramallah, Gazze, Nablus gibi şehirlerimiz var. Filistin ve Türkiye'nin arasında benzerliklere gelirsek, ilk olarak yemekler açısından çok benzerlikler var. Ve buradayken ben açıkçası o kadar özlemedim. Daha çok annemin yemeğini özledim. Ama yemekler burada o kadar farklı değil. Ve giysiye gelirsek burada da giysimiz hemen hemen aynı. Ve daha çok burada Türk halkı sıcakkanlı ve burada konuşabileceğimiz, muhabbet edebileceğimiz insanlar. Burada Türk halkı, Filistin ve Türk halklarının paylaştığı ve ortaklaştığı bir önemli bir tane ortaklaşma var. Filistinliler ve Türkler haksızlığa hiçbir zaman evet demez. Zillet ve zulmü kabul etmez. Ramazan benim ülkemde çok anlamlı, çok güzel bir şekilde geçiyor. Çünkü hatta keşke hepinizi bir gün olsa bile orada yaşamanızı çok isterim, umuyorum. Ramazan ayı Filistin'de büyük bir coşku ile kutlanır. Ramazan gelmeden hazırlıkları başlar. Kimisi daha çok duvarlara bir yazıyor, asıyor. Aslında tüm evlerimizin tüm köşelerinde ve mahallenin her yerinde illa göreceksiniz işte Ramazan fenerleri ve hilali şeklinde süsmeler oluyor. Her gün sofrayı sanki birinci günmüş gibi hazırlıyor, özenerek yapıyor. Ramazan'da genel olarak suhur hafif yapılır. Ama iftar ağırlık verilir. İftar hamur ve çorba ile başlar. Ondan sonra ana yemekler ve tatlı servis edilir. Ramazan için özel içecekler yapılır. Kamaruddin mesela. Ramazan iftar sofralarımızda olması gereken çeşitlerden biri sambusak, kubbe ve çorba, hurma aslında ana yemek yanında. Bizde tebbule var, o da bir salata çeşidi ve çorbalar daha çok yapılıyor. Tatlı olarak aslında tatlılarımız çok ayrı, bayağı ayrı. Çünkü sadece Ramazan'dan dönemde hazırlanır ve her gün sokaklarda her gün sokaklarda hazırlanır ve her gün biz alıyoruz tatlı bir şekilde. En çok künafe ve katayif alıyoruz genelde. Katayif bizim için böyle Ramazan tatlısı sayılır. Onu Hindistan cevizle, kuru yemişle ve kaymakla yenir. Filistin'de genel olarak yemekler kumuşlarla paylaşıyor. Ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Namazlar genellikle iftardan sonra babamla birlikte teravih namazına giderdik. Orada teravih Türkiye'den farkı biraz daha fazla bir sürede kılınıyordu. Ondan sonrası Kur'an-ı Kerim'i okurduk. Bahar vakti geldiğimizde aile olarak hazırlıyoruz. Aslında kahvaltı şeklinde oluyor bizim için. Ve yemek yiyoruz. Yemek yerken böyle müezzin sesi geliyor. İşte bir de uyarıyor bu cümleyle. Elleriniz yemeklerden kaldırın diyor. O da şey demek, sabah namazı yaklaştı. İşte bu anda biz hepimiz su içmeye koşuyoruz. Oldukça zor bir dönem ve ben burada Türkiye'de 5. yılımı geçtim. Hiç gitmedim Filistin'e ve alışmakta çok zorlanmıştım. Sahil nedeniyle
Bulduğumuz zor şartlara rağmen bu ay her zamanki gibi mutlulukla ile geçirmeye çalışacağız. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı